Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İnternet Tabanlı Teknolojiler dersi vize ödevinde yazılan React uygulaması tanıtımı ve gösterimi. Hazırlayan Muhammed Sadun Çakmaklı. Öncelikle sayfamızın çalışır haline bakalım. Sayfamızda 4 tane komponent bulunmakta. 3 tane komponenti burada görüyorsunuz zaten. Diğeri de bu komponentleri içerisine barındıran game komponenti. Bu komponentlerin hiçbirinin içerisinde state barındırmıyorum. State'ler game komponentinde barındırılıyor. Bu komponente prop'lar vasıtasıyla state'imizi aktarıyoruz. Bunlar kendi içerilerinde ne göstereceklerse o bilgileri property vasıtasıyla aktarıyoruz. Ayrıca uygulamamızda bir tane timer bulunmakta. 10 saniyede bir rastgele olarak alış veya satış bilgilerinde değişiklik yapıyor. Onu da görebiliriz güncellendikçe. Bu komponentleri kaydırılabilir olarak tasarlamak istedim. Bunlar render ederken x ve y koordinatlarını da bunlara property olarak aktarıyoruz. Bu koordinatlar game'in state'inde barındırılıyor. Böylelikle state değiştiğinde güncellenmiş oluyor. Tekrardan render ediliyor. Game render edilince diğer komponentler de game'in içinde bulunduğu için onlar da render ediliyor. Bunların güncel durumlarını, sayfadaki durumlarını referans atayarak alıyoruz. Kodlarımıza geçelim. Kodlarımızdan gösterelim hızlıca. Game komponentinin kodunu burada görüyoruz. Şuraları kapatayım. Hızlıca bir bahsedelim. Sonra tek tek bakalım. Burada state'imiz bulunuyor. Dediğim gibi koordinatlar. Başka bilgilerimiz var. Burada diğer kullandığımız değişkenlerimiz var. 3 tane event handler'ımız burada görüyoruz. Bir tanesi mouse'u bastığımızda, yani tuşa tıkladığımızda oluşan handler, bir yakalayıcı metot. Diğeri bıraktığımızda, bir de hareket halindeyken mouse'u gören metodumuz var. Bunlar bizim sayfada kaydırma işlemlerimizi yapmamızı sağlıyor şu şekilde ve son tıkladığımızın, yani tıkladığımız bir şeye tıkladığımızda onu aktif komponent yapıyor. Aktif komponent en son render ediliyor. Bu şekilde diğerlerinin üstünde gözüküyor aktif komponent. Hangisine tıklarsak o üstte gözüküyor. Gördüğünüz gibi zaten en altta, şurada en altta gözüken komponent her zaman en üstte oluyor. Biz de aktif komponenti en son render ederek, yani burada en altta gözüküyor en son render edilen. Dolayısıyla üstte görünmesini sağlıyoruz. Onları göstereceğim birazdan. Burada 3 tane event handler'ımız var. Şu şekilde. Devam edelim. Burada işte aktif komponenti ayarlıyoruz. Mouse'un x ve y koordinatlarını alıyoruz. Buna göre sonra kaydırma işlemini burada yapıyoruz. O komponenti. Bunlar sınırları dışına da çıkmıyorlar. İçinde bulundukları game'in sınırı dışına çıkmıyorlar bu komponentler. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yukarıdan da aynı şekilde. Tabii bunun için game komponentine de referans atıyoruz. O referansı da göstereceğim. Onları şurada değişken ayarlıyoruz. Construction'ın içinde. Bunlar bind işlemlerimiz. Bunları raporda koymuştuk. Onu raporda da bahsetmiştim. Şu handler'larımız da these ifadelerinin çalışmasını sağlıyorlar. Burada referanslarımız var. Bu referanslar bu komponentlerin ilk divini refere ediyor. Onları da göstereceğim. Oradan o divle alakalı bilgileri çekebiliyoruz. Burada timer'ımızın metodu var. Timer'ımızı sayfaya bağladığımız kısım milisaniye ayarı. Sonra exchange butonundaki işlemlerin yapılmasını sağlayan metot. O exchange metodunu göstermemiştim, onu göstereyim. Hızlıca buradan bastığınızda değerler değişiyor. Bunlar tabi state tutmuyorlar tekrar, daha önce söylediğim gibi. Bunlara gelen event metotları da yine property'ler vasıtasıyla geliyorlar. Hiçbir şekilde bu komponentlerimizde state'i tutmuyoruz. State'imiz daha üstte, yani game komponentinin içinde tutuluyor. Ben burada bu komponentleri birçok yerde kullandığım için property'lerini burada verdim. Şu şekilde 3 komponente de burada verdim property'lerini. Aktif komponentimiz, hangi komponentimiz aktifse bu aktif komponent, aktif silent komponent metodu
O komponenti döndürüyor. Burada bütün komponentler bastırılırken önce aktif olmayan komponentleri bastırıyoruz. En son aktif olan komponenti bastırıyoruz. Tabii şu metotlar o komponenti döndürüyor. Daha önce gösterdiğim gibi şurada yazmışım. Yani bunlar render metodunun içerisine yazılabilir. Ben bu yapıyı kurmak için ve daha kolay kodu okunaklılığını arttırmak için ben bu şekilde yaptım. Render metodunun altında da JSX ifadesi yazabiliyoruz. Diğer komponentlerimize bakarsak, onların da içine bakarsak, finansal statement ve exchange komponentlerimiz bizim tablo tabanlı bunlar. Burada exchange komponentinin içindeki butonları görüyoruz. Diğer satırları kapatmıştım ben okunaklı olsun diye. Şöyle butonları görüyoruz içinde. Alım ve satım butonu. Bir de ismi. Finansal statement komponenti de aynı şekilde. Info komponentimiz sadece zaten yazıdan oluşuyor. Şimdi bu komponentlere bakarsak eğer referansı şurada property olarak geliyordu. Biz burada bağlıyorduk. Referans atıyorduk. CSS ifadeleri için bir class name'imiz var. Stil sayfada nerede bulunacağını burada ayarlıyoruz. Top ve left bilgileriyle. Bunlar game komponentinin içinde state olarak tutuluyor. Daha önce gösterdiğim gibi. Property vasıtasıyla aktarılıyor. Ve eventimizi yolluyoruz. Genel olarak uygulama bu şekilde. Hepsinde diğer 3 komponentte de bu yapı aynı. Merhaba hocam, iyi günler dilerim. React'te yaptığım hesap makinesini anlatacağım size. İnternet ilk başta index.js sayfası. Bu zaten React'in çalışması için gereken ilk sayfa. Direkt bu sayfadan çalışmaya başlıyor React. Index.js sayfasında sadece zaten CSS'ler var. Bir önceki videodaki tuşların yerlerini belirlenmesi için kullanılan internetten buldum bu CSS'lerin çoğunu. Burada komponentlerim var. Komponentlerimin özellikleri şu: işte butonun tanımlanması, işte gösterileceği ekranın tasarımı gibi CSS'leri ve JavaScript kodları var burada. Butonun JavaScript kodlarında clickHandler dediğimiz metodumuz var. Bu metot eğer o tuşa basılırsa o tuşun aktivitesini yakalıyor. Asıl işi yapan zaten kısım calculate .js dosyası. Bu dosya ilk başta gelen metodun gelen fonksiyon butonun değerine bakıyor. Eğer AC ise diyor total, next ve operation değişkenlerimi sıfıra çekiyor. Bu total toplamda göstereceğim sayının toplamı, çıkarması, çarpması, bölmesi yapıldıktan sonraki gösterileceğim sayı. Next dediği bir sonraki sayı. Yani ilk gelen first, ilk gelen sayı değil de ikinci gelen sayıyı tutuyor. Operation dediğim ise hangi operasyonu yapacağı. Eğer diyor gelen sayı sıfıra eşitse veya o sonraki sayı sıfıra eşitse sonucu direkt döndür diyor buradaki fonksiyonda. Yüzde işaretinin bulunduğu yer. Eğer işaretim eğer diyor yüzde ise diyor ve gelen sayılarımın ikisi de boş değilse bunun diyor başını yüze böl. Bunun bu sayıyı yüze böl ve başına yüzde işareti ekle diyor. Eşittir metodu var. Bu eşittir metodu direkt işte operate metoduna gelen verileri gönderiyor ve operasyonu gönderiyor. Yani operasyon dediğim 4 işlemden hangisini seçtiysem onu gönderiyor. Sonucu zaten direkt yapacağız. Bu sayfa ise operate sayfası, yani işlemlerin yapıldığı sayfa. İlk fonksiyon birinci sayı, ikinci sayı ve operasyon olarak üç sayı alıyor. Bu sayı operasyon dediğim sayı